Evet. Çok çalışılmış bir metin herhalde bu. Ben onu anladım yani. Başka... Evet arkadaşım. Ha, evet. Ha, evet. O zaman bağlandı bir yere. Merhaba hocam. Merhaba. Hoş geldiniz beyefendi. Hoş gördük. Hoş bulduk. Evet. Arkadaşım. Efendim. Erken bitirirseniz kayınpederime bayram tebriğine gideceğim. Evet. Ne güzel. Aksi halde işten kovulduğum gibi evden de kovulacağım. Evet. Anlaşıldı mı? Niye patron evet. Kayınpeder? Siz hayatıma girdiğinizden beri her şey ters gidiyor. Durum bu. Ha. Evet. Bu evetler bizi buraya sürükledi. Nasıl bir yol çizmemizi istersiniz? Bugün gerçekten bambaşka bir anlayışla buradayız diye ümit ediyorum. Evet. Şahin abi onu söyledim. Ben çünkü sen evet dedikçe nerede kaldığımı unutuyorum. Çünkü hep evet diyorsun. Yani bir yerden bağlayamıyorum konuşmayı. Evet. Evet. Ha işte buyurun oradan da geldi. Ben tamamen kayboldum şu an. Hangi evetten devam edeyim ben? Arkadaşım bir hazırlığınız yok mu bu hafta? Var. Yani her şeyi kabullenmeye hazırlandık Salih abi. Her şeye evet diyor şu an. Evet. Yönetmen bir şey söyleyecek ve evet diyeceksin. Başımız büyük belaya girecek Salih abi. Ne isterseniz yani o kadar esneyiz bugün ve ben özellikle yani vücut olarak da çok hazırım. Allah'tan evet. Bu hafta bayram olduğu için belki böyle bir konuyla başlayabiliriz. O zaman siz sağdan soldan gelin. Önce bayramlaşın. Müzisyen arkadaşımı yollayın. Müzisyen arkadaşımı siz davet edin sahneye. Aranızda bir husumet varmış gibi çıkıyor hep. Ha, buyurun. Gel canım. Artık arkadaşım, çok... müzisyen arkadaşımı sahneye çok büyük bir müzisyen geliyor gibi davet edin. Cüssü olarak. Zaten sizden... Nasıl? Beyefendi, buyurun. Arkadaşımla bugün kontak kuramıyoruz. Arkadaşım siz bir dakika sahnenin gerisinde durup kafanızı toplar mısınız? Ben perdenin arkasına mı geçeyim? Hayır. Geride durun. Kafanızı toplayın. Beyefendi, buyurun. Lütfen müzisyeni anons eder misiniz? Ne diye anons edeceğim? Manav diye. Nasıl yani işte beyefendi, anlaşamıyorsunuz yani. Siz de arkaya gidip kafanızı toplar mısınız? Ha. Yani ben yani söyleyince anlamıyor muyum yani? Yani onu demek istiyorsunuz. Beyefendi alınganlık göstermeyin. Hızlı programı çekmem lazım. Hayır ama yani anons etmek tamam da ne buyurun, diye... Buyurun gelin o zaman mikrofonu. Kim adı ne? Ne diye anons edeceğim onu soruyorum. Yanlış bir müzisyen şey yapmayın. Arkadaşımızı sahneye davet ediyorum diyeceksiniz. Buyurun. İsmi yok mu o müzisyen arkadaşım? Evet. Ben araya evet atıyorum ki. Arkadaşım sen gel. En azından ben yapamadım mı oluyor şimdi yani? Ben yapamadım da mı arkadaşı? Hayır beyefendi siz beni dinlemiyorsunuz ve ben yaşınıza hürmeten size bir şey diyemiyorum. Hocam ama yani bir şey söylüyorsunuz ben arkasını getiremiyorum. Şimdi müzisyen arkadaşı davet edeceğim de adı ne? Yani ne diyeceğim müzisyen, bestekar, kimler? İstersen mikrofonu çıkarayım boruyla döv. Yani hem vakitte kaybetmeyin. Arkadaşım mikrofonu biraz aşağı indirip 20 santim. Özür dilerim yani sert olduysa konuşma ama... tarzım böyle benim herhalde. Yani sanki yok karşı... ben anlıyorum beyefendi. Şu programı çekip eve gitmek istiyorum. Niye şimdi kime göre ayarlandı bu şimdi? Beyefendi karşıdan kamerayla çekince gözünüz görünmüyor. Olur mu öyle şimdi? Salih abi adam indir diyor. Adam derken sizi kastediyorum. Yani sizi kastediyorum da kaba olmak istedim. Arkadaşım sağdaki kameraya göre sizin burnunuz şu anda yok. Kimin gelecek... sağına göre? Ha. Gelecek müzisyen alçak boylu mu? Beyefendi. Ya da kısa kamera bir şey açısına söyleyecek. Göre arkadaşımın şu anda burnu yok. Diğer açıya göre sizin de kulağınız yok. Benim burnum var. Birbirimizi tamamlıyoruz diye düşünüyoruz evet, yani. Evet. Kulağı benim burnum. İndireyim mi, kaldırayım mı? Ben hiç anlamadım. Bir yarışma programı gibi oldu. Arkadaşım benim... lütfen 20 santim indirir misin? Beyefendi yalvarıyorum. Tam 20... Siz karışmayın. Evet. 20 santim. 20 santim. Boyuna karışım 25 santim. Hala ben indiriyorum. Şöyle evet. Yapınca 20... Ha. Biraz kal. Şimdi böyle. Tolga'cığım biraz kaldırır mısın? O ayrıntının hiçbir önemi yok. 20 santim dediniz ama. Tabii burun sizin olmadığı için önemsemiyorsunuz. Arkadaşım müzisyen geliyor der misiniz? Müzisyen geliyor. Oh! Ha. Hayır. Devamlı müzisyen deseniz anlayacağım. Devamlı, ben arka arkaya. Peki yeni bir müzisyen. Ya, başka bir müzisyen. Geldi, ne yapacağız şimdi? Gördünüz gene bir soğukluk çöktü sahneye yani. Ben gerginim şu evet. An. Evet. Sağa sola gidelim. Güzel bir müzikle, bugün bayram çalıyor müzikte. Ortaya gelip birbirinize bayramlaşıyorsunuz. Ama gelirken sağda ve solda, beyefendi sizin sağınızda kızınız, oğlunuz, damadınız, sizin de solunuzda anneniz, babanız, teyzeniz, halanız. Onları öperek gelin, mikrofon önünde buluşun, bayramlaşın, bayram programını açın. Sağa sola. Hiçbir pardon tabloda hocam. Benim sevgilim olmadı hayat boyu. Yani şurada bile yok, güya bile yok sevgilim. Arkadaşım, sağ beyefendi, ben sağa geçelim lütfen. Arkadaşım, açık, başlayalım müzik. Annem... Ya annem kalkamaz ki, yanında duramaz, yaşlı. Yatak yatalak yani kalkamıyor öyle
Nerede duracak? Yatsın o yatak. 3, 2, 1, buyurun. Ayağına basıyorsun hep ya. Ay. Nasılsın Salih abi? Kestik. Arkadaşım. Ha. Akrabaları, eşi, dostu öpmeden niye karşılaştınız? Onları öpüp biz şimdi programa gidiyoruz bay bay deyip ortaya geleceksiniz. Ama gelin deyince ikiniz biz ikimiz koşturduk. Aileler dedi. Beyefendi ya. Ortada paravan var dedik ya. Sağdan öperek gelin. Ha böyle bir bayram ziyareti ama bay bay diyoruz. Yani ananevi bir olay tamam. Tolgacığım paravan varmış gibi buradamış gibi yapacağız. 3, 2, nasıl göreceğim sağda onu? Soldayız. Sağda, kalabalığız. Kayıt. Buyurun. Gel. Gel. Paravana çarptı. Çok gerildim ben. Yani o benim engelliyor paravan yani onu. Bir şey oldu mu? Yok. Herhalde yani. Yok. Tamam. Yok. Tekrar gelelim mi? Ya ben gibiş gibi yapıyorum o gerçekmiş gibi alıyor. Şimdi oyun bozuluyor o zaman. Tutturamıyoruz ki yani. Tamam olduğumuz yerden beyefendi dövün. Hemen sağınızda anneniz var. Arkadaşım solunuzda amcanız var. Buyurun. 3, 2, 1 kayıt. Geldiniz. Amca gel. Amca Salih abi. Ya bu paravanı kaldıralım ortadan. Çok engelliyor beni ya. Peki kaldırdık paravanı. Nereye koydunuz? Arkadaşım bakın. Bu skeci acil yapmazsanız ben kayınpederime gidemem. Kayınpederime gidemezsem eve de gidemem. Şimdi ben telaşı anlamıyorum. 3 gün değil mi bayram? Yani bunu bir ilk güne sıkıştırmanın ne alemi var? Amcamlar bugün görürsün, kayınım falan ertesi gün. Ya ben öyle düşündüm. Şöyle şey yapamaz mıyız montajda? Sizin kayınpeder de buraya gelsin. Ha? Beyefendi, siz arkaya geçin. Prodüksiyon bir sandalye verin acil beyefendiye. Acil sandalye. Bir şey oldu herhalde sana. Acil sahneye sandalye. Bir sandalye verin çabuk. Sahneye sandalye. Kayınpeder için mi? Evet. Hayır sizin için. Buyurun Salih Bey oturun. Ben mi oturuyorum? Buyurun beyefendi oturun. Ama amcam var dayım var. Beyefendi onu iptal ettim. Yeni bir skece başlıyorum. Ha buyurun, onlar oturun. Yok. Yok. Ha tamam. İkimiziz. Ha yok sen barda müzisyen, şarkıcısın. Ben barda bayram ziyaretine gidiyorum. Şarkıcıysan piyanonun başına geçeyim. Dramatik kurguyu lütfen değiştirmeyin. Özür dilerim. Beyefendi buyurun oturun. Ha. Yani sirkte aslanlar gibi niye bunun üzerine ben çıkacağım? Beyefendi montajda kısaltırız. Buyurun. Boydan mı kısalt? Evet. Evet şu pod iyi mi? Arkadaşım sola geçin. Anlatıyorum lütfen beni can kulağıyla dinleyin. Geçtikten sonra. Beyefendinin sağ tarafında amca hala dayı, sol tarafında teyze oğlu, kızı, damadı, oğlu. Ama şimdi hocam yani kafam karıştı. İptal etmiştiniz başka skeçte. Beyefendi size geliyor Tolga. Ha ben sana ha. Tolga size bayramlaşmaya geliyor. Ha şimdi doğru. Ben büyüğüme gitmem lan. Çok doğru oldu hocam. Evet, şimdi 3 2 1 herkesi öperek gel. Kayıt. Buyurun. Kapıyı çal. Beyefendi daha eve girmedi. Elinizi niye uzatıyorsunuz? Bayramda böyle mi yaşıyorsunuz?